Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki paylaşımda 5 duyu egzersizi videosu serisini başlattığımı duyurmuştum. Ve görme duyusuyla başlamıştık. Bugünkü çalışmamız işitme duyusu üzerine arkadaşlar. İşitme duyumuz da en az görme duyumuz kadar önem arz etmektedir. Bugün yine diğer egzersizimizde olduğu gibi 10'ar dakikalık iki periyod halinde çalışmayı gerçekleştireceğiz. Duyu egzersizlerin faydasını görme duyusu videomda zaten fazlasıyla anlattım. Bu videodan başladıysanız videoyu şimdi durdurun ve görme videosunu izleyip tekrar kaldığınız yerden bu videoya devam edin. Yine 10 dakikalık bir egzersizle başlıyoruz. Burada diğer egzersize göre farkı oturduğumuz yerden meditasyon halinde yapacağız. Gözlerimizi kapatabiliriz, açabiliriz. Ben ilk etapta kapatmayı uygun görüyorum arkadaşlar. Öyle daha iyi konsantre olacağız. Gözlerimizi kapıyoruz ve oturduğumuz yerden etraftaki sesleri derinlemesine algılamaya çalışıyoruz. İlk önce kendi bedenimizdeki seslerden başlayabiliriz. Mesela kalp atışımı duyuyorum. Midemde bir guruldama var. Acıkmaya başladım. Nefes alışverişlerim. Yutkunmalarım. Kendinizle başladığınız bu sürece yavaş yavaş etraftaki sesleri algılayarak devam edin. Mesela bir vana açılmış, onun sesini duyuyorum. Elektronik cihazların sesi geliyor tızzızt şeklinde, derinden. Başka odalardan başka sesler. Gitgide mesafeyi genişletin arkadaşlar. Mesela bir apartman dairesinde kalıyorsunuz. Alt kattan, üst kattan gelen seslere de odaklanmaya başlayın. Ya da pencerenin dışında kalan sokağın sesine odaklanmaya çalışın. 10 dakika boyunca bir meditasyon halinde bu işlemi gerçekleştirin. Bir de ilginç bir yanı var bu çalışmanın, bu safhasının. insanı acayip sakinleştiriyor. 10 dakika çalıştık mı bunu? Hadi bakalım hayali koşullar altındaki işitme çalışmamıza geçelim. Burada yine görme çalışmasında olduğu gibi beş farklı durum yaratacağız arkadaşlar. Gözlerimizi kapayarak yapalım. İlk ortam sesimiz bir ormandaki sesler. İki dakika boyunca. Konuşmak yok. Tamamen sözsüz ve sessiz tepkilerinize odaklanın. Hayal edin. Yaprakların seslerini, yürüyorsunuz o ormanda adım sesleri kuş böcek diğer orman canlılarının seslerini belki nehir sesi geliyor bir ırmak akıyor ya da bir dere akıyor hayal edin rüzgar esiyor geçelim ikinci sesimize biraz sert bir geçiş olsun biz savaş alanındasınız arkadaşlar kapattığınız gözleri ve etraftaki sesleri dinliyorsunuz. Savaş alanında ne gibi sesler olur? Mesela silah sesleri, bomba sesleri, uçak sesleri, ayağına postal giymiş askerlerin sesleri, askerlerin bağırışları, hiç kesilmeyen fişek sesleri. Düşünün, o ortamda olsanız ve bu sesleri duysanız nasıl tepki verirdiniz? Eğer bu durumda olsam nasıl tepki verirdim? Şimdi savaş alanındaki serüvenimizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu sefer de bir konsere geçiyoruz. Klasik müzik konseri olabilir. Efendime söyleyeyim pop müzik olabilir. Ya da bir piyanistin resitali olabilir. Tamamen sizde. Ben mesela bir davette canlı müzik çalınan bir anı canlandırmak istiyorum. Diyelim ki bir yandan enstrümanların sesini işitiyorum. İşte bir caz band var. Mesela odaklanıyorum, İşte bir saksafon solosu giriyor, arkada baterinin sesi, bir yandan piyanist doğaçlama yapıyor. Konturbas çalan bir beyefendi var, çok sert vuruyor konturbasın tellerine. Bir yandan davetlilerin sesi geliyor, davetlilerin konuşmaları, tokuşan kadeh sesleri. Ortada böyle fıskiyeli bir havuz var. Bir yandan patlayan şampanya sesi gibi gibi. Bir sonraki ortamımız cenaze. Hayal edin. Ağlama sesleri olur. Yavaş yavaş yürüme sesleri olur. Kazılan mezar sesi olur. Odaklanın iki dakika boyunca buna odaklanmayı deneyin. Gerçekten yorucu. Hiç cenazeye gitmemiş olanınız yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Çok da zor olmasa gerek. Tıkandığınız noktada kendi hayatınızla bağlantı kurmaya çalışın ve şu soruyu sorun. Eğer bu durumda olsaydım, bu şeyleri duysaydım nasıl tepki verirdim? Bırakın kendinizi o ana. İlk başta çıkmayabilir ama zamanla o şey gelişecek. Şimdi de arkadaşlar cenaze merasimini bitirdik ve İstanbul'un göbeğindeyiz ya da yaşadığınız şehrin en işlek caddesindesiniz. Akan trafiği dinliyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar varsa saat 3.30 ile 9.30 arası Mecidiyeköy'de oluşan sirkülasyonu çok iyi bilirler. <laughs> Dinleyin o trafik seslerini. Korna sesleri, motor sesi, her bir aracın sesi farklı. Mesela otobüsün sesi farklı, minibüsün sesi farklı. İnsanlar bağırışıyor, belki küfrediyorlar birbirlerine. Bir yandan insan sirkülasyonunun yarattığı bir ses de var. Adımlar, birbirine sürtünen insanlar, o hışırtı. Ve bitirdik. Şimdi size anlatırken İşitsel olarak ben de etkileniyorum, o yaşadığım anları görüyorum. Ama bu esnada çok gariptir, görme duyusu da. Çünkü görerek algıladığımız için dünyayı en başta, görme duyusu da devreye giriyor. E, i̇şitme duyusuna odaklanın, görme duyusu da ak akabinde devreye girerse, görmeyeyim diye kasmayın, kendiliğinden bir akış içerisinde görme duyumuzda çalışsın. Ama odak noktanız işitme olsun bu çalışmada. Diğer çalışmada dediğim gibi, 5 farklı durum yaratıyoruz. Siz bu sesleri değiştirebilirsiniz. Bir inşaat yapabilirsiniz ya da efendime söyleyeyim bir rock konseri yapabilirsiniz. Bir miting yapabilirsiniz. Bir düğün yapabilirsiniz. Tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Mümkünse en az çalışmaları onar dakika ve bu çalışmada özellikle her birine 2 dakika şeklinde ayırarak çalışınız. Benim şahsi önerim hepsine 5 dakika ayırmanız biliyorum çok uzun gibi görünüyor ama oyunculukta böyle mesailer isteyen bir sanat arkadaşlar. Bugünkü içeriğin sonuna geldik. Diğer videolarda da serimizin devamı olacak. Daha fazla bilgi için taleplerinizi bana yorum kısmından iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mutlu günler dilerim.